kurama Arap kültürüne dair gelen ayetler olduğunu söylediniz. Yani işte çok önemli. Yok, bunlar Kur'an-ı Kerim'de verilir değildir. Yani bu örftür. Ben şimdi ayet var önümüzde. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Bu Arap'ın örfü olarak anlatıyorum demez. Çünkü neden demez? Kur'an bir sosyolojik laboratuvar var burada, peygamber, arkadaşları, çağdaşları. Bunlar yukarıdan olayı deskriptif olarak, hani bu savaş anıları yazan bir gazeteci edasıyla tarif etmez. Peygamberinin zihni üzerinden olayın aktörü olarak içeriden anlatır. Dolayısıyla Kur'an'da bir tarihi fon çıkaramıyorsunuz. Siz onu tarihe gideceksiniz, kültür tarihi, antropolojiye gideceksiniz. Oralardan anlıyorsunuz. Ha, bu örtmüş. Kur'an'da bu verili değil. Evet. Evet. Peki hocam, bu Kur'an'ın evrensel olmasına aykırı değil mi? Neticede bu kutsal kitap. Birçok başka kaynağı gerektiriyor bu kitabı anlamak için. Örfi olduğunu söylüyorsunuz ama bu Kur'an'ın kendisi veriliyor, sizin yorumunuz. Dünyanın birçok yerinde, bir sürü insanlar ve bütün insanlar yapmış bir kitap. Biz sizi burada dinleyebiliyoruz çünkü Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. İlahiyat profesörsünüz. Ama herkesin ilahiyat profesöre ulaşmaya gibi bir imkanı yok. Dünyanın dört bir yanında yaşıyoruz. Ve şu an olduğu gibi de iletişim çağında değiliz. 1400 yıldır olan bir kitaptan bahsediyoruz. Bunun anlattığınız bilgilerin birçoğu birçok insanın ulaşma imkanı yok. Yani siz diyorsunuz ki Kur'an'da bazı ayetler tutan metinler ama yani bize de çok şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. Ya da o döneme gitmek gerekiyor. Ama bu söylediğiniz bilgilere insandan ulaşma imkanı yok. Ben dünyanın bir başka ucundaki bir insan olarak da olsaydım alırdım bu kitabı. Yani bu kimeymiş, nasıl olmuş, nasıl süreç hayal böyle demezdim. Açardım kitabı, Tanrı bunlar 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 söylemiş bana derdim ve öylece kabul ederdim. Söylediğiniz bilgilere ulaşmak gibi bir ihtiyaç bile hissetmez. Tamam, anladım. Soru da oradan çıkıyor. Yani evrensel olmaya aykırı bu anlattıklarınız kutsal kitabı. Öyle mi? Öyle. Ben çok teşekkür ederim. Ama önce burada size şunu söyleyeceğim. Bu aslında evrensellik, yerellik tartışması ve iyi kavramlaşma değil. Tarih üstünlük, tarihi tartışması aslında daha doğru olanı. Tarih üstünlük, tarih. Bana bu eleştiriyi yöneltmeden önce akşam eve gidince kapıdan girip bestiyerlik haline bak. Ben evrenselcilik adına hocaya itirazda bulundum. Ama hocanın yerel dediği ayetlerin hiçbiri bu söylemi savunan benim hayatımda bir kere uygulanmadı. Müslümanlığımın bir tarafı eksik kaldı diye bende bir kaygı yaratmadı. Ben o zaman neyin evrenselciliğini savundum hocaya kadar? İyi bir retorik yapmışım değil. Bence kendinizi kınama opsiyonunuz var. Şöyle Kürelik ayetinin ihtiyacımız var mı, uyguladığımız yok. Gerek sahipte kitaptan. Evet. Ehli kitaptan cizye alma arzuları oldu mu? Yok. Harp İslam diye dünyayı ikiye ayırdınız mı? Yok. Hanımınızla kavga ettiniz, ilah prosedürü uyguladınız mı? Yok. Zihara hiç uğradınız mı? Yok. Mülane beni aldattı eşit, aldatmadı ama öyle bir kaygım var. O zaman Kadı Efendi'ye gidelim, karşılıklı hanımefendiyle Allah'ın laneti yalan söylemin üzerine olsun deyip ayrılalım gelelim diye bir uygulama yaptınız mı? Yok. O yok, bu yok, şu yok. Hocam güller yok, o yok. Hocam evvel sen demek serbest hocam. Sonsuza kadar zihin iyi geliyorsa sürdürün deneyim ama siz deseniz de demeseniz de tarihin gerçekliği neyin evrensel, neyin olmadığını eliminasyonunu yapıyor. Size evrensel olanı sizin hayatınızda hala baki olarak tutuyor. Olmayanı da zaten bağırsanız da çağırsanız da gel buraya deseniz de gel. Getirmeye çalışarsınız. Bu işin aman Allah'ım neler yapar hocam tam sizin anladığınız gibi. Onlarla buluştuğunuz yerde kapışın, öldürün, esirlerini cariye edin. Yaptım, IŞİD, terör, İslam, şiddet diye 80 tane sempozyum yaptınız. İslam o değil, vallahi bu değil, o değil diye anlatıyorsunuz.
yaptı, bak bu adamına yap, bakmadı. Bana ne, niye girmişse canım bugüne dedi. Ya hocam ona şiddet dediniz. Benim dediğimden de kuşkulandınız. Ben onu sözün arasında siz nerede duruyorsunuz hocam? Siz ne diyorsunuz? Ona yok. Hocam siz tarihe dönüyorsunuz. Öbürü şiddet yapıyor. Ayetler de orada duruyor. Bakın sevgili kardeşim. Onun dini ona, seninki sana. Bu bir. Dinde zorlama yoktur. Bu iki, bu da bir. Hepsinin uygulamasını yaptığımızda istediğin en az. Bu bunu da söylüyor. İsteyen istediği dinde serbesttir. Bir ayet daha. Onlarla buluştuğunuz zaman bulduğunuz yerde öldür. Bu da üç. Üçünü aynı anda şöyle diz, üçünü bana uygulayabilir. Aynı. Hocam kural. Abi bu bile üç ayrı hükmün, üç ayrı koşulda, üç ayrı durumda uygulanacağını gösteriyor. Bu bile o ayetlerin anlaşılması için ne zaman, kime söylenmiştir, ne olmuştur diye bak. Şeye gelelim. Avustralya'da Sydney kentinde biri var. Kur'an'dan hiç haberi yok. Olmasın. Tanrı'nın bu zavallı adamla öbür dünya. Ne iş o? Hocam ben buna hiçbir şey sormadım. Siz bana çok farklı bir şey anlattınız. Ben tarihselciliğin Kur'an'da olmadığını falan bunu da sormuyorum. Ben Kur'an'ın bir tanrı kitabı olarak böyle bir metoda yönelmiş olmasını eleştiriyorum. Yani hocam insan ya muhatap ama insan ya hocam. İnsan bir metotrop, bir tanrı yardımcısı, bir baş melek değil. İnsan sizin bizim gibi bir tarihin içine doğar. Bir kültürün çocuğu olarak yetişen, o kültürün, o günkü sosyolojinin ihtiyaçlarıyla dertlenen ve bugün 80'li yılların Türkiye'si sizde bir nostalji duygusu yarattı ya. 30 sene geçti, biz öyle mi yaşıyorduk ki? 1400 yıl önceki bir sahiden bir Arap toplumunun yaşadığı güncel gerçek hayatı içine söylenmiş söz. Nasıl oluyor da? Aynı ifade kalıbının gerektirdiği sonuçlar bugün aynı sosyolojide şurada uygulanabilir oluyor. Onu ben aslında lafım arasında şöyle dedim. Tanrı'ya biçtiğimiz büyüklüğü, kudreti sözün anlamına da biçiyoruz. O söylemişse o kadar gereksin bir tepsi yüksektir ki bunun. Hocam 250 maksimum rakamda ahkam ayetiyle, yani güncel hayatı düzenleyen ayetle siz bütün hayatın sorularını nasıl çözebilirsiniz? Mümkün mü? Ne yapar Kur'an? Kur'an bir iskelet oluşturuyor. Bir kurucu unsur oluşturuyor. Şahsiye oluşturuyor. Kimlik oluşturuyor. Bak bundan sonra peygamber gelmemesinde çok manidar değil mi? Ondan sonra diyor ki kimliği kurduktan sonra. Mümkün olarak senin aklına, vicdanına, ortak değerlerine güveniyor. Al başını gir. Peygamber bekleyen tip varsa aranızda şudur. Ben ilkeyim. Ne adartayım. Homo erectus. Bana bir şey lazım. Arkadaşım sen diyor. Al başını git. Güveniyor. Peygamber gelmesi şeref neydir? Bir ilkelliğin gösterisi. Bu bir, bakın bu bir insanlık mesafesini almış diyor. Siz insan milletinin 1400 yıllık zihninin kümülatif birikimiyle hala bir iş kotaramayacaksınız. Peygamber Efendimiz düğün yapmış. Eşi Zeynep. Akşam ziyafet vermiş. Misafirler de biraz belki peygamberin evinde onurlanalım diye kalkmıyorlar. Saatler olmuş, kalkmıyorlar. Peygamber naif bir insan. Diyemiyor ki düğün yani gidip misafir sabah saat 3 muhabbet devam ediyor. Ahzab suresinden ayet. Kalkın gidin. Ahzab suresinde olacak. Bu Rasul diyor, bu peygamber naifliğinden dolayı size haya ediyor diyemiyor. Kalkın gidin. Hocam o kadar sahicilik problemi
okuyan, dünyada belki 15-20 ülke gören bir insan olarak misafirler gidince saat kaçta kalkılacağına dair bu ayete ihtiyacım var mı hocam? Bunu anlattım ben size. Yani şu, ama niye bu ayet var? Peygamber İslami hayatı oluştururken bu gibi yol kazalarına da denk gelmiş. Kendi otoritesi bu sorunu çözmeye belli ki yetmemiş. Ha, Allah müdahale. Sorun var. Peygamberin önünde aç diye. Bu girmiş. Yani onun için bizim alimlerimiz geçmişte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında aksiyolojik olarak değer farkı var mıdır diye emin olun tartışmıştır. Değer farkı. Yani ayetel kürsiyle diyelim ki putperestlerin pagan ritüellerinden söz eden bir ayeti teraziye koyduğumuzda ve insanlığa mesaj itibariyle okuduğumuzda bunlar özgür aldıkları için değil. Kim söylüyor? Nazarlık görüştüm. Çok üzülüyor. Bizim geleneği görsek bizim için birçok şeyi çözerdik. İsterseniz beni de laf başlayınca bırakamamadım. Uyum var şehveti kelam yolunda. Ben isterseniz izninizi alayım. Böylece bu